ders İngilizce YouTube kanalı kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. 7. sınıf İngilizce ders kitabı anlatımı. 3. ünite ünitemizin kelimelerini öğrenelim. Bu kelimeleri öğrenirken öncelikle söylenişlerinin nasıl olduğuna dikkat ederek tekrarlayalım. Daha sonra anlamlarıyla birlikte defterimize yazarak ezberleyelim. Achievement Apprentice Artist Be born Biography Birth Career Childhood Compose Conservatory Death Death Design Device Die Discover Discoverer Dream Education Experience Fulfill Get engaged, get interested in, get married, get retired, graduate, grow up, honor award, influence. International Competition Invent Invention Inventor Record Member Milestone Move National Artist Nationalist Revolution Patent Patriot Poverty Prize Produce Profession Raise a Child Reputation Reward Scholar Talent talented well known ünitemizde yer alan cümleler ve soru kalıplarını öğrenelim. At the beginning of his career, he worked with Edison. Kariyerinin başında Edison ile çalıştı. Edison had difficulties in learning when he was a child. Edison çocukken öğrenme güçlüğü çekti. Graham Bell patented the first telephone in 1876. Graham Bell ilk telefonun patentini 1876 yılında aldı. Gutenberg invented the printing machine. Gutenberg matbaayı icat etti. He became completely deaf when he was 20. 20 yaşında tamamen sağır oldu. He carried on the family business after he graduated. Mezun olduktan sonra aile işlerine devam etti. He competed in Atlanta Olympics. Atlanta Olimpiyatlarında yarıştı. He composed over hundred 600 works. 600'den fazla parça besteledi. He died of a heart attack at the age of 42. 42 yaşında kalp krizinden öldü. He founded the School of Fine Arts. Güzel Sanatlar Okulu'nu kurdu. He gained a reputation as a pianist. Bir piyanist olarak ün kazandı. He got more than 250 patents. O 250'den fazla patent aldı. He graduated from university last year. Üniversiteden geçen yıl mezun oldu. He grew up in poverty. Yoksulluk içinde büyüdü. He has an excellent talent in photography. O fotoğrafçılıkta harika bir yeteneğe sahiptir. He is best known for his theory of relativity. En çok izafiyet teorisiyle tanınır. He joined the army to fulfill his military service. Askerlik hizmetini yerine getirmek için orduya katıldı. He lost his hearing when he was a child. Çocukken işitme yeteneğini kaybetti. He released his first record in 1956. İlk albümünü 1956'da çıkarttı. He took place in Sydney Olympics. Sydney Olimpiyatlarında yer aldı. He was born and grew up in London. O Londra'da doğdu ve büyüdü. He worked on wireless communication. Kablosuz iletişim üzerine çalıştı. Mimar Sinan was the chief of architect of the Ottoman Empire. Mimar Sinan Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarıydı. Mustafa Kemal started a nationalist revolution in 1919. Mustafa Kemal 1919'da milli bir direniş başlattı. My grandfather got retired in 2010. Büyük babam 2010'da emekli oldu. Newton discovered the law of gravity. Newton yer çekimi kanunu keşfetti. Edelbrecht became a national artist in 1971. İdil Biret 1971'de milli sanatçı oldu. She had her first child in 2014. İlk çocuğu 2014'te dünyaya geldi. She has a great influence on musical life müzik yaşamı üzerinde büyük etkisi vardır. She is well known all around the world. O tüm dünyada tanınır. She moved to Paris to attend a university. Üniversiteye gitmek için Paris'e taşındı. She took lessons from a very famous pianist. Çok ünlü bir piyanisten dersler aldı. She won the honor award in Ankara Music Festival. Ankara Müzik Festivali'nde Onur Ödülü'nü kazandı. She won the Nobel Prize in chemistry in 1911. 1911'de kimya dalında Nobel Ödülü'nü kazandı. Sultan Mehmet conquered Istanbul in 1453. Sultan Mehmet İstanbul'u 1453'te işte fethetti. They got married two years ago. İki yıl önce evlendiler. Ulubatlı Hasan was a real patriot. Ulubatlı Hasan gerçek bir vatanseverdi. When did he or she graduate from university? Üniversiteden ne zaman mezun oldun? When was Mercury born? Mercury ne zaman doğdu? Whose biography that did you last read? En son kimin biyografisini okudun? Where did he or she grow up? O nerede büyüdü? Why did he or she move to England? İngiltere'ye niçin taşındı? What did he or she invent? Neyi icat etti? Did he or she win any awards? Hiç ödül kazandı mı? How did he die? O nasıl öldü? Who did she get married to? Kimle evlendi? What is he or she well known for? O ne ile tanınır? What was his or her profession? Onun mesleği neydi? Did you read Einstein's biography? Einstein'ın biyografisini okudun mu? They raised their children in Spain. Çocuklarını İspanya'da yetiştirdiler. <laughs> Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. was were Bu dersimizde bir fiilin geçmiş zaman halleri vaz ve vörü işleyeceğiz. Bir fiilin geniş zamandaki halleri emizardı hatırladığınız üzere. Bunların geçmiş zaman hallerini öğrenelim. I, he, she ve it öznelerinde was, you, we ve they öznelerinde ise were kullanılır. Bir başka deyişle am ve izin past hali was, Aren ise pastali were'dır. Örneklere bakalım. I was very hard working. Ben çok çalışkandım. She was a real patriot. O gerçek bir vatanseverdi. They were at work yesterday. Onlar dün işteydiler. Olumsuz cümlelerde ise wasın olumsuzu wasn't, weren't olumsuzu ise weren't'tır. Örnekleri inceleyelim. I wasn't in Turkey in 20 and for 2004'te Türkiye'de değildim. Tony wasn't born in London. Tony Londra'da doğmadı. Sam and Tom weren't close. Sam and Tom yakın değillerdi. Burada negatif cümlelerde I, he, she ve it öznelerinde wasn't You, we ve they öznelerinde weren't kullanılır. Bunu da dipnot olarak düşelim. Soru cümleleri. Was ve were ile soru yaparken cümlemizin başına was ya da were getiririz. Daha sonra öznemizi getiririz. Daha sonra ise nesnemiz gelir. I öznesinde was, he, she, it öznelerinde was, you, we ve they öznelerinde cümlenin başına were getiririz. Örnekleri inceleyelim. Was he a talented man? O yetenekli bir adam mıydı? Yes, he was. Evet, öyleydi. Was she French? O Fransız mıydı? No, she wasn't. Hayır, değildi. Were they successful? Onlar başarılı mıydılar? They, yes, they were. Evet, başarılıydılar. When was Atatürk born? Atatürk ne zaman doğdu? He was born in 1881. O 1881'de doğdu. Time expression zaman ifadeleri. Yesterday dün, ago önce, a year ago bir yıl önce, two weeks ago iki hafta önce, last geçen last year, geçen yıl, last month, geçen ay, in, içinde, in 2000, 2000'de, in March 1995, 1995'in Mart ayında, on, deda, on June 10, 1950, 10 Haziran 1950'de. Biz bu ifadeleri was were kalıplarıyla çok sık kullanırız. Bu ifadeler was were cümlelerinde yer alır. The simple past tense. Geçmiş zaman. Simple past tense geçmişte yaşanmış ve bitmiş olaylardan bahsederken kullandığımız zaman kavramıdır. Olumlu cümlelerde Özneden sonra fiilimizin ikinci hali yani past hali kullanılır. Örneklere bakalım. I moved to London. He she it got retired. We they you lived in Canada. Gördüğünüz üzere move, get ve live fiilleri ikinci hali yani past halleriyle kullanılmış. Fiiller düzenli ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılırlar. Regular verbs, düzenli fiiller. Genellikle düzenli fiiller past yapılırken ed takısı alırlar, sonuna ed takısı alırlar ve fiilin kökünde herhangi bir değişim olmaz. Invent invented, discover discovered. Örnekleri inceleyelim. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison ampulü icat etti. Isaac Newton discovered the law of gravity. Isaac Newton yer çekimi kanunu keşfetti. Sonu e ile biten düzenli fiillerde pas yapılırken fiilin sonuna sadece d takısını ekleriz. Graduate e ile bitmiş. Ne yaptık? Graduated. Sadece d getirdik. Rise e ile bitmiş. Rise sadece D'ye getirdik. Örnekleri inceleyelim. Martin graduated from Oxford University. Martin Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu. Sally raised her children in Texas. Sally çocuklarını Texas'ta büyüttü. Fiilimizin sonu y ile bitiyorsa ve y'den önce sessiz bir harf varsa fiilin sonuna i, e, d takısı ekleriz. Fakat y harfini sileriz. Sildikten sonra i, e, d takısı ekleriz. Örneğe bakalım. Study. Sonu y ile bitmiş. Fakat her y ile biten fiil i, e, d almaz. Onun öncesindeki harfe bakacağız. D harfi sessiz bir harf. O zaman kuralımıza uyuyor. Y harfini sileceğiz ve i, e, d getireceğiz. Study. Studied olmuş. Gördüğünüz gibi Y harfini sildik, onun yerine IED ekledik. Try, Y ile bitmiş. Y'den önce R sessiz bir harf var. Ne yapıyoruz? Y'yi siliyoruz ve IED ekliyoruz. Try, tried oldu. Örneğe bakalım. Albert Einstein studied mathematics at university. Albert Einstein üniversitede matematik okudu. Peki öğretmenim Y'den önce sesli bir harf varsa ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Y'den önce sesli bir harf varsa ve o fiil düzenli bir fiilse sadece sonuna ed ekleyeceğiz. Y'yi silmemize gerek yok. Buna örnek mesela play. Play sonu Y ile bitmiş. Y'den önce A harfi sesli bir harf. O yüzden ne yapıyoruz? Y harfini silmeden direkt sonuna ed ekleyeceğiz. Played olacak. Irregular verbs düzensiz fiiller. Bu fiiller ED takısı almazlar. Geçmiş zaman kipleri farklılık gösterir. Bunların tamamen kendilerine özgü halleri vardır. Bunları ezberlemek zorundayız maalesef ki çünkü kuralları yoktur. Win, won, have, had. Bunlar, bunlardan bazıları e, çok sayıda düzensiz fiil var. Bunları kitapların arkasında bulabilirsiniz. E, önemli olanlarını ezberlemenizde fayda var. Örneğe bakalım. Aziz Sancar Bon Nobel Prize in Chemistry. Aziz Sancar kimya dalında Nobel ödülünü kazandı. Mercury had two daughters. Mercury'nin iki kızı vardı. Time expressions, zaman ifadeleri. Simple past tense'de kullanılan zaman ifadeleri şunlardır. Yesterday, dün. ago, önce. Two years ago, iki yıl önce. A week ago, bir hafta önce. Last, geçen. Last year, geçen yıl. Last week, geçen hafta. In, içinde. In 1988. 1988'de in January 1940 1940'da 1940'ın Ocak ayında on D'de anlamında on March 3 1920 3 Mart 1920'de biz bu ifadeleri simple past tense cümlelerinin içerisinde çok sık görürüz. Simple Past tense'de olumsuz cümle yaparken bütün öznelerde e, özneden sonra didn't olumsuzluk eki getirilir. Daha sonra fiilimiz present yani birinci haliyle gelir. Hani hatırlarsanız olumlu cümlede fiilimiz ikinci hali yani past haliyle kullanılırken olumsuz cümlede didn't geldiği için fiilimiz ne yapacağız? birinci hali yani present haliyle kullanacağız. Burası önemli çocuklar. Buraya dikkat ederseniz cümleleri rahatlıkla kurabilirsiniz. Olumsuz cümlelerde fiil herhangi bir takı almaz. Fiilin yalın hali kullanılır. Fiilin önüne didn't yardımcı fiili getirilir. Az önce bahsettiğimiz şey. Örneklere bakalım. I didn't get a scholarship. Ben herhangi bir burs almadım. Thomas Edison didn't attend a university. Thomas Edison üniversiteye gitmedi. Gördüğünüz gibi didn't'tan sonra attend, didn't'tan sonra get fiilleri birinci halleri yani present halleriyle kullanılmış. Albert Einstein didn't return to Germany. Albert Einstein Almanya'ya geri dönmedi. Mary and Pierre Curie didn't meet in Poland. Mary ve Pierre Curie Polonya'da tanışmadılar. Nikola Tesla didn't get married. Nikola Tesla evlenmedi. Simple past tense'te soru cümleleri nasıl yapılır? Cümlemizin başına did, daha sonra öznelerimiz, daha sonra ise fiilimizin yalın birinci hali ya da şimdiki zaman halini getiririz. Soru cümlelerinde fiilimiz asla past halde olmaz. Buna dikkat edelim. Sorularda did yardımcı fiili kullanılır. Fiil yalın haldedir. Az önce bahsettiğimiz şey. Şimdi örneklere bakalım. Did Idil Biret live in France? Idil Biret Fransa'da yaşadı mı? Yes, she did. Evet, yaşadı. Did Stephen Hawking win the Nobel Prize? Stephen Hawking Nobel ödülünü kazandı mı? No, he didn't. Hayır, kazanmadı. Bilgi soruları sorarken soru kelimelerini soru cümlemizin başında kullanırız. When did Atatürk die? Atatürk ne zaman öldü? He died on November 10, 1938. O 10 Kasım 1938'de öldü. What did Alexander Fleming discover? Alexander Fleming neyi keşfetti? He discovered the first antibiotic. O ilk antibiyotiği keşfetti. Buradan da görüldüğü üzere when ve what gibi soru kelimeleri normal soru cümlelerinin başında yer alır. Ve e, soru cümlesinde bilgi ister. Buna dikkat edelim. Beni kaldırdığım zaman bu gördüğünüz üzere normal bir soru cümlesi. Did Atatürk die dönüşüyor. Atatürk öldü mü? Beni eklediğimiz zaman Atatürk ne zaman öldü şekline dönüşüyor. Özneyi sorduğumuz zaman did yardımcı fiili kullanılmaz. Fiilin geçmiş zaman kipi kullanılır. Yani burada who soru kelimesi yani kim soru kelimesini kullanacağımızda biraz dikkat edeceğiz. Who soru kelimesi özneyi sorduğunda did soru e, soru cümlelerinde kullandığımız did'i kullanmıyoruz. Direkt fiilimizin past halini kullanarak cümleye devam ediyoruz. Who invented the telephone? Telefonu kim icat etti? Graham Bell invented it. Onu Graham Bell icat etti. Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Ders kitabı Soruları cevaplayalım. <laughs> Kelimelerle resimleri eşleştirelim. boşluklara kelimeleri yerleştir. boşlukları dolduralım ve soruları cevaplayalım. Hamza Yerli Kaya was born on the 3rd of June 1976 in Istanbul. He began wrestling when he was 10 years old. He first competed in 1991 at World Cadets Wrestling Championships. Two years later, he won the gold medal at the World's Championship for Men's Wrestling in 1993. It was a great record and success because he was only 17 years old. Hamza Yerlikaya joined the army to fulfill his military duty in 2006. During that time, he attended the Atlanta Olympics and reached the gold medal. It was another record that Hamza Yerlikaya made. Because he was the first sportsman who competed in a civil championship as a soldier. He took place in two Olympics, Atlanta and Sydney. He won 23 golds, 4 silvers, and 3 bronze medals in various championships in total. He got married in 2010. He has two children. Dinle ve cevapla. Steve Jobs was born in San Francisco in 1955. He began to work with computers when he was a teenager. He got a job as a technician at the video game maker in 1974. He and Steve Wozniak founded their own company in 1976 and developed the first small computer. He created movies that won the Oscar, such as Toy Story and Finding Nemo. He died in October 2011 at the age of 56. Verilen kelimeleri kullanarak geçmiş zamanda cümleler kur. tabloyu doldurur. Ders İngilizce YouTube kanalı Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Resimlere bak ve bu insanların kim olduğunu tahmin et. Dinle, soruları cevapla ve tabloyu doldur. Louis Braille was born in 1809 in France. He became blind because of an unfaithful accident when he was 3 years old. It was difficult to learn by listening to his teachers, so he left his school and attended an institution for blind people. In 1821, with the help of Charles Barbier, an old soldier, Lewis developed a system of dots and dashes to read. He used his fingers to slide over a pattern. That pattern had letters. A lot of people use this system nowadays. Al Braille died in 1852. Alexander Graham Bell was born on 3 March 1847 in Scotland. His father always wanted him to carry on the family business, but Alexander was interested in inventing new things. When he was 16, he began to work with his father. In 1870, his father decided to move to Canada. Sometime later, Alexander moved to Boston and went on working on his new inventions there. He is best known for his invention of the telephone. Mehmed II was born on 30th March 1432 in Edirne. His father was Murad II. Mehmed became Sultan twice when he was twelve and nineteen years old. His mind was full of the idea of capturing Constantinople. Although everybody thought it was impossible, Mehmed conquered the city in 1453. He ruled the Ottoman Empire for thirty years. Soldier and an excellent statesman. He died on 3rd May, 1481. Metni oku ve true or false yap. <laughs> Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Parçaya göre tabloyu doldur. Cümleleri sıralayalım. oku ve eşleştir She was born in 1915 and died in 2010. She decided to become a teacher when she was a child. She loved and served her country till she got retired in 1982. She was one of the first female teachers in Turkish Republic. He was born in 1428. He was a real patriot. He carried the flag to the top of the castle even though he had six wounds caused during the conquest of Istanbul. She lived between 1902 and 1992. She was the first Turkish chemistry professor and the only Turkish student of Marie Curie. He was born in 1489. He became the chief of architect of the Ottoman Empire. He designed and built mosques, palaces, hospitals, schools, etc. He died in 1558. Cümleleri sırala. Verilen kelimeleri kullanarak cümleler kur. ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Einstein'ın hayatını araştır. ünlülerin hayat hikayeleri Bulmacayı çöz. kelimeleri kullanarak cümleler kur. Ders İngilizce YouTube kanalı kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ailenin bir üyesi ile ilgili bir paragraf yaz. boşluklara soruları yerleştirelim listen and put the sentences in chronological order 1 emma was born in italy in 1989 2 she grew up there till she was 12 Three. Then she moved to England to attend a university. Four. She graduated from university four years ago. Five. Later on she began to work at a company. Six. She got married in 2016. And she's happy now. 1. Emma was born in Italy in 1989. 2. She grew up there till she was 12. 3. Then she moved to England to attend a university. 4. She graduated from university four years ago. 5. Later on, she began to work at a company. 6. She got married in 2016. And she's happy now. <laughs> He was born in the town of Vinci, Italy on April 15, 1452. About the age of 14, he began to work as an apprentice to a famous artist, Verrocchio. He learned about art, drawing, painting and more there. He drew pictures and drafts of helicopters, hang gliders, musical instruments and more. He was interested in civil engineering, too. He was not only a painter, but also an inventor. He died in 1519. She was born in Warsaw in 1867. She went to Paris to study at the Sorbonne University in 1891. She met Pierre Curie. Professor in the School of Physics there, and they got married in the following year. They discovered two new elements for the periodical table. She named one of the elements polonium and the other radium. In 1911, she won the Nobel Prize in Chemistry for discovering these elements. He was born in Herosin in 1207. His family moved to Anatolia and settled in Konya because of Mongolian invasion of Central Asia. Rumi was a law professor and a brilliant scholar. He composed over 70.000 verses of poetry. He collected them in two volumes. This collection is full of anecdote, life lessons, and more stories. He died in 1273 in Konya. She was born in Istanbul in 1882. She was interested in Turkish literary, political and social movements. She visited different cities during the Independence War and gave speeches to the people. She is one of the greatest Turkish authors. Some of her important books are Testin Gomlek, Bakal, and Mosokmal EV. Parçayı oku ve soruları cevapla. testi yapalım Soruları kendinize göre cevaplayın. Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Ders İngilizce YouTube kanalı kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.